Evet arkadaşlar, oldukça da bereketli. Evet, sizlere afiyet olsun. Evet, sizlere bugün görmekte olduğunuz gibi yiyecek bir şeyler hazırlayacağım arkadaşlar. Çok pratik olan tavada yapacağınız çayla birlikte çay demleyene kadar pişecek bir atıştırmalık arkadaşlar. Elde iki olan malzemelerle hemen burada yumurtam, peynirim, yağım, yoğurdum, unum var. Baharatlarım pul biber, karabiber, kimyon, tuz. Baharat türü çeyrek çay kaşığı ölçüsü o kadar arkadaşlar. Burada da iki adet hemen ıspanağım var. Bunları doğramak için başlıyorum hemen doğramaya. İnce ince doğruyoruz arkadaşlar. Bu tarifte çocuklarımız da ıspanak yiyecek. Çocuklar pek sevmez ıspanağı. Ama bu tarifin içinde ıspanak var mı bile bilmeyecekler, bilmeden yiyecekler arkadaşlar. Çok da kolay bir yemek tarifi. Herkesin elinde olan malzemelerle yapıyoruz. Lezzetli bir çayını atıştırmalı. Kahvaltıya çay demleyesiye kadar yetiştirebileceğiniz bir aperatif arkadaşlar. Evet. Hemen burada ben ıspanağımı koyuyorum kabıma. Her şeyi üstüne koyacağım. Birlikte karıştıracağım. Daha sonra yağımı bıraktım içine. Yoğurdumu yarım bardak koyuyorum. Yarısını geri kattım. Yumurtalarımı hemen kırıyorum. Bu şekilde ezdim, rendeledim. Evet, onları da kattım içine. Arkadaşlar, daha önce baharatlarımı ilave ediyorum. Unumu ekliyorum. Hepsini bir karıştırıcı. Pratik bir şekilde. Evet, bir çay kaşığı da kabartma tozu, soda yani ilave ediyorum. Burada hemen karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Tüm malzemeler burada. Bu şekilde karıştırıp yumuşak bir pasta hamuru gibi hamur elde edeceğim. Dediğim gibi unu biraz daha ihtiyaç görürsem ekmek istiyorum. Yoğurdumu da katarım o zaman. Bu şekilde bir karıştırıyoruz. Buna ben yoğurdumu da koymak istiyorum arkadaşlar. Toplamda bir çay bardağı yoğurt koymuş oluyorum. Görünüşe göre un da koymayacağım. Bir su bardağı un yeterli. Evet. Hamurum hazırlandı. Gördüğünüz gibi elimiz una, hamura değmeden hazırlandı. Hemen tavama geçirmek istiyorum. 35 santimlik vardır. 25 dar gelir. Geniş çünkü tavam. Çok küçük değil. Evet. Tavama hemen bu şekilde seriyorum hamurumu. Evet, tavama bu şekilde yağlamış olduğum tavama serdim arkadaşlar hamurumu bir güzel. Bunu doğrayacağına hemen ocağa götürüyorum. Ocağım çok sık. Ben bunu ikisinin ayarında yapıyorum, arasında yapıyorum. Orta ateşten biraz daha kısık olacak arkadaşlar. Bu şekilde bir ateşe koymak istiyorum. Ben ağzına hemen kapak koymak istiyorum. Evet, geniş bir kapağım bu. Bu şekilde koydum. Ortasındaki deliği de tıkamak istiyorum. Pişmesi gerekiyor. Ateşim bu şekilde.
yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Kendi yaptığım gibi size de göstermek istedim. Kabarmaya başladı arkadaşlar. Yakın çekimden size nasıl kabardığını, alttan pıt 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 geldiğini göstermek istiyorum. İnanamayacağınız kadar lezzetli bir atış. Evet, halen daha kabarıyor. Üstünün hamurlu yeri geçesiye kadar durması gerekiyor arkadaşlar. Kenarlarından toparlanmaya başladı. Hamur görünmüyor. Kenarları pişti. Ortasında kaldı. Ortası da kendini toparlaması lazım. Pişmiş görünmesi lazım. Biraz daha bu şekilde pişmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ortasına kadar delik delik oldu. Pişti. Şimdi ben bunu tersini çevireceğim. Ters yüzü yapıp bir müddet de üst yüzünü çevireceğim. Pişireceğim. Evet. Kapağını alıyorum hemen. Oh, mis gibi koku. Plastik bir tabağım var. Bunda yardımı alacağım arkadaşlar. Onu koyup bu şekilde çeviriyorum. Gitmem lazım. Yağladıktan sonra evet, içine aktardım. Bunu ocağımın üstüne alıp tekrar pişirmek istiyorum. Kısık ocakta olsun arkadaşlar. Pıp 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 ses gelince pişmiş oluyor arkadaşlar. Benim hamurum pişti artık. Kapatacağım onu. Soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da kesip servis edeceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğudu da hemen servis tabağını almak istiyorum. Evet. Üst tarafını kontrollü pişirdiğim için güzel kızardı. Alt tarafı biraz tecrübeyle olan bir şey bunlar arkadaşlar. Ne kadar tecrübe olsa da bazen bu şekilde olabiliyor. Evet. Hemen kesiyorum ve içini de merak ediyoruz nasıl oldu diye. İçini görmek istiyoruz sabırsızlıkla. Evet. Yanını göstermek istiyorum arkadaşlar. Aparatif. İçi de kabarmış. Gördüğünüz gibi içi de çekmiş, pişmiş. Tam yemelik arkadaşlar. Tam yemelik. Gördüğünüz gibi içi de pufidik pufidik kabarmış. Evet. Ne kadar içi de lezzetli görünüyor. Evet arkadaşlar. Bomba gibi içinde ıspanağı var. Baharatları var. Peyniri var. Yoğurdu var. Yumurtası var. Gerçekten çocuklarımıza ve kendimize besleyici bir besin. Pazardan ya da dışarıdan bir şey söyleyeceğimiz ya da dışarıdan bir şey geleceği zamana kadar bizim yapabileceğimiz bir şey. Evet. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, abone olmayan arkadaşlarımız abone olmayı unutmasınlar. Videolarımı paylaşırsanız da çok sevinirim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.